Yer yarıldı, yerin içine girdi sanki. Nereye götürdü bu it benim kızımı ya? Nereye götürdün? Hazar, koy verme kendini, sakin ol. Bulacağız. Ya baba, bak böyle deli divane gibi dolaşıp hane hane bakarak bu kız bulunmaz. Kim bilir hangi deliye girdiler. Ben oğlumu merak ediyorum, evime dönmek istiyorum. Ya sen de dur şimdi andan be. Benim kızım kaçırıldı. Can düşmanımızın elinde benim kızım. Ya sen baba değil misin? Hiç mi anlamıyorsun insan halinden? Sen benim halımı anlıyor musun abi? He? Sen benim halımı anlıyor musun? Senin kızını benim oğluma yamamak istediklerinde ne yaptın? Ben sana diyeyim ne yaptın? Anca gideceğim dedin, sonra aldın kızını benim oğlumun dibine bıraktın. Yeter ulan! Yeter! Zaten yüreğim korda! Aklım darda! Ağzından çıkan laflara dikkat edeceksin. Bütün sinirimi senden çıkarırım. Tanıyamaz oldum ben seni. Neyin kini ulan bu? Neyin kini? Yeter be! Yeter! Ya ben sizi toparlamaya çalıştıkça etrafa saçılıyorsunuz. Bıktım be! Yeter artık! Gidin siz ya! Gidin! Binlerce de sürse her taşın altına bakacağım, bulacağım ben kızımı. Siz gidin! Söyle Azat. Reyhan'ı mı buldun sen yoksa oğlum? Yok amca, bir haber yok. Ama o kendi eliyle getirecek Reyhan'ı. Ne? Ben bir şey yaptım. Ne? Ne diyor abi? Ya o... Abi! Ya oğlum sen ne ettin? Niye böyle bir delilik ettin sen? Oğlum katil oldu baba. Oğlum katil oldu. Bunun kızı yüzünden benim oğlum elini kan avladı. Ver şu telefonu bana. Can, ya bırak bunu be! Anlayalım ne olduğunu. Dur! Amcam dedi, ne demek? Reyhan'ı getirene kadar gönülü vermeyeceğim. Sen gönülü kaçırınca her şey çözülecek mi sandın be amcam ya? Ne kaçırması? Ne kaçırması? Ay, ver şu telefonu bana. Ya baba bırakın beni! Reyhan bir dur! Dinle bak. Azat dinle hele. Bana bak. Azat. Azat sakın bir delilik etmeyeceksin amcam. Duydun mu beni? Bak sakın bir delilik etmeyeceksin Azat'ım. Sen şimdi söyle bakayım bana, neredesin sen hele? Söyle bakayım. Azat! Kapadı. Azat gönlünü kaçırmış. Reyhan'ı getirene kadar vermeyeceğim gönül geri diyor ya. Evet. Konuş. Kocan Reyhan'ı nereye götürmüş olabilir? Nereden bileyim ben? Bilsem burada olmazdık herhalde. Biz de senden öğrendik Miran'ın Reyhan'ı kaçırdığını. Nasıl kaçırdı? Kanadan mı aldı onu? Ata bindirip götürmüş işte. Hepimiz öyle delirmiş gibi bıraktı arkasında. Şerefsiz. Demek o kadar gözü döndü her Reyhan için. Herkesi karşısına aldığı yetmedi. Bu sefer de iki günde kalbine giren kız için herkesi geride bırakıp gitti. Ne oldu? Üzüldünüz mü Gönül Hanım? Ne bekliyordun? Sen kocan için kız istedin be kız. Sen var ya, hiçbir şey bilmiyorsun. Ne demek hiçbir şey bilmiyorsun? Kim bilir neler dönüyor o kin dolu kafanızda. Siz nasıl bir ailesiniz, nasıl bir manyaksınız ben anlamadım. Ama bu hastalıklı oyununuzu bitireceğim. Duydun mu? Bitireceğim. Geceli kalacak bir oda istiyoruz. Tabii efendim, kimliklerinizi alayım ben. Kimliklerimiz yok çünkü. Kimliksiz işlem yapmıyoruz beyefendi. Bak kardeşim, biz yolda soyulduk. O yüzden üzerimizde hiçbir şey yok. Anlayacağın zor durumdayız.
Şimdi bize izin ver, bu gece kalalım. Yarın sakin kafayla polise gidip her şeyi halledeceğiz. Hanımefendiyle yakınlığınız? Karım. Evliyiz biz. İsimlerinizi alayım ben. Miran Aksoy, eşim Reyhan Aksoy. Buyurun efendim, 115 numaralı da. Eyvallah. Ya bir şey soracağım. Burada bir şeyler yiyebileceğimiz bir yer var mı? Var efendim, ileride restoranımız var. Çok güzeldir yemekleri. O zaman siz şunları odaya çıkarın. Peki efendim. Hadi karıcığım gel. Biz de restoranda bir şeyler yiyelim. Şöyle bostanımız var. Şöyle bırakayım. Bebeğini çorbamız var. Şöyle çiğ köftemiz var. Sizin için özel hazırladık. Şurada da kebap çeşitlerimiz var zaten. Patlıcanlı, domatesli. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Afiyet olsun. Şundan başlayalım o zaman. Güzel bir şey sen. Ya bu ne rahatlık ya? Allah Allah. Evet rahatım. Çünkü sen yanımdasın. Güvendesin. Uzaktayız. Herkes orada geride kaldı. Sadece sen varsın. Şimdi var. Yarın var. Yarınımız falan yok bizim. Bizim seninle daha görecek çok günümüz var Reyhan. Gel. En güzeli de bu. Açlık kremine girmiştir. Ha? Ya sabır. Pes yani, vallahi pes. Hayır, niye inat ediyorsun? Aç değil misin? Açım. Ama senin ne suyunu ne ekmeğini istemiyorum. İyi tamam, peki. Sen öde o zaman. Param yok benim. Hani beni kaçırdın ya kınamdan bin dallımla. Ya bana sakın o bin dallıyı hatırlatma. Tamam mı? Niye? Hadi yemeğini ye. Buz gibi oldu. İyi, yiyeyim. Senin için açlıktan ölmeye değmez. Ha, şöyle... Aynen, değmez benim için. Afiyet olsun. Ne bakıyorsun, yemeğini ye. Aynı odada mı kalacağız? Ne yapsaydın Reyhan? İki ayrı oda mı tutsaydın? Tutsaydın. Gözümün önünden ayırmam seni. Bezinlikte yaptığını unutmadım. Ne yapacağım? Nereye gideceğim Urfa'da acaba? Bilmiyorum vallahi. Senin sağın solun belli olmuyor. Benimle kalacağına tanımadığın kamyoncunun aracına bindin ya. Gir hadi. İstersen üstünü değiştir Reyhan.
Çıkar gelinliği Leyhan. Üzerimize çiğ yağdı ya. Şimdi gelinlikle ısınamazsın ondan dedim. Yatmanın içinde bir şeyler aldım. Banyo şurada. İstersen orada değiştirebilirsin. Şurada çarşaf var. İstersen onun arkasında çıkar. Odada kalmak istemiyorum seninle. Dedim Reyhan, seni gözümün önünden ayırmam. Sen burada yatarsın. Sen nerede yatacaksın? Ben de burada yatarım. Şuradan da yastığımızı aldık mı tamam. Ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Düşünmedin mi ne yapacağını? Yok. Kınan olacağını duyunca sadece seni oradan almayı düşündüm. Gerisini sonra düşünürüm dedim. E işte şimdi sonra oldu ya. Yarın düşüneceğim Reyhan. Hadi uyu artık. Kaçarım diye korkmuyor musun? Kaçmazsın. Çünkü biliyorsun.
Neyi? Nereye gidersen git, seni bulacağım. Uyana kadar bekleseydin bari. Sen odadayken uyuyamam. Kapıda beklerim ben de. Çok düşündüğümden değil öyle yer soğuk çeker diye. Ya Milan ne yapıyorsun? Bıraksana. Ne yapıyorum? Ya bunu yapıyorsun işte. Ne? Ya bırak. Hasta olurum diye mi korktun? Yo, olabilirsin. Üzülür müsün hasta olursan? Ne üzüleceğim? Beni geri götüremezsin diye korkuyorum. Götüreceğim ne belli? Ne demek ne belli? Seni asla geri götürmeyeceğim. Bütün gece başımda mı bekleyeceksin? Uyurken izlemek senin huyun. Miram, neredesin be? Hay Allah ya. Ben bu İspanyolları tamamen unutmuşum. İyice saldık işi gücü de ha, Miran da Reyhan da derken. Ne yazıyor bu ya? Hele bir çevirelim. Elli kişilik grup. Vallahi bir uygulama sayesinde kaç tane rezervasyonu hallettim ha. Bir de üzerine istediğim dilde mesajlaşabiliyorum. İspanyol grubu görünce Miran çok şaşıracak. Süperim tabii. Uygulama da süper. Yüzlerce dili anında çeviriyor. Allah. Sen Ahmet'imin evladına
torunuma kötülük etmelerine izin verme. Ne olur onun canına da namusuna da zeval verdirme. Ona kötülük etmek isteyenlerin aklındaki şere de, ona uzanacak ele de kilit vur yarabbim. Ne olur bana bir yol göster. Onu tez vakitte bulmama yardım et Allah'ım. Senin gibi 27 yıl beklemeyeceğim. Öyle bir şey edeceğim ki, değil Midyat, bütün ülke seni konuşacak. Hanımım. İyi misin? Sultan sakinledi mi? Çok perişan. Sürekli ağlıyor. Ama gözünüzü üstünden ayırmayın. Bir delilik daha yapmasına izin vermeyin. Mahmud'a da söyle, dışarı çıkmasına izin vermesinler. Gönül de hala ortalıkta yok. Nasıl olacak böyle hanımım? Şadoğullarının bu intikam yüzünden öcü almasından korkuyorum. Merak etme Esma. O Şadoğullarının bir daha ciğerimi yakmasına izin vermeyeceğim. Fırat, bir haber var mı? Bütün gece her yere baktık. Şadoğullarının tüm mekanlarını, hatta Azat'ın arkadaşlarını da sıkıştırdık ama ne gören var ne duyan. Miran. Hala ulaşamıyorum. Bütün otellere haber ettim. Merak etmeyin, bulacağım inşallah. Bul o zaman. Ne duruyorsun daha? Sen Miran'ın nerede olduğunu bilmiyorsun değil mi? Adımınız ayrı gitmez sizin. Her zamanki gibi onu koruyorsun. Sen de ortaksın bizim düştüğümüz bu hallere. Düşmanımızın kızı için benim kızımı harcıyorsunuz. Biz onun kızından intikam aldık. Onların kızına ne ettiysek onlar da benim kızıma edecekler. Eğer kızımın başına bir şey gelirse bundan sen de sorumlusun. Sultan. Sultan Hanım. Ne kadar acı çektiğinizin farkındayım. Ama inanın bu sefer ben de bilmiyorum Miran'ın nerede olduğunu. Size söz veriyorum bulacağım Miran'ı. Siz beni ne kadar el olarak görseniz de, ben bu ailenin ekmeğiyle, suyuyla büyüdüm. Azize ana bu evin bir parçası olarak gördü beni. Ona göre davrandı. Ona göre güvendi. Gönül de benim dünya ahiret kardeşimdir. Eğer biri tercih edilecekse, ben bu çatının altında yaşayanı tercih ederim. Gönüle karşılık Reyyan'sa, Reyyan'ı kendi ellerimle verir, gönülü alırım. Nereye? Bir işim var, onu halledeceğim. Sen benim sessizliğimden korktun. Benim ne yapacağımı anlamak için dolaştın ayağımın altında. Korkudan. Haklısın. Kork. Çünkü ben senin gibi 27 yıl beklemeyeceğim. Öyle bir şey edeceğim ki,
değil Midyat. Bütün ülke seni konuşacak. Yeminle yok, almış götürmüş kızı. Midyat da olsa bulurduk, her yere baktık ya. Allah, nedir bu başımıza gelen? Ya yeter ya, yeter. Hepiniz düşmüşsünüz de yarın derdine. Benim oğlumu düşüneniniz yok. Çocuk almış Aslan Bey'in torununu kaçırmış. Belki hayatı tehlikede. Biriniz de demiyor ki Azat'ı arayalım diye. Cihan doğru der. Azize Azat'ın yanına koymaz bunu. Bizden önce bulursa. Allah'ım sen koru çocuğumu. Nasıl? Hayrola Azize? Miranda sen de kendi yeriniz bellediniz buraları. Torunun ettiği halttan sonra sabahın köründe utanmadan ne diye dikilmeye başladın kapımda? Torunun nerede? Nerede kızım? Sen dur. Onun derdi benimle. Sen önce torununun hesabını ver. Azat gönlünü nereye götürdü? Nereye götürdü bilmem. Ama en azından ne yaptığını biliyorum. Senin gibi intikam belasıyla gözümü karartıp hanemde kim ne eder? Dünyadan bir haber dolaşmıyorum çok şükür. Allah bilir Miran'ın ne yaptığını Azat torununu aldıktan sonra öğrenmişsindir. Çünkü senin hanende seni atası bile yok Azize. Azat gönlü getirecek. Torununun tırnağına göz değerse değil Midyat'ı bu dünyayı sana dar ederim. Tehditlerin değişmiyor. Ama çevrendeki insanlar değişiyor. En başta torunların. İntikam aldığını sanıyorsun değil mi? Ne oldu? Ettiğin hainlikler döndü gene seni buldu. Torunundan öyle bir oldun ki Miran'a benim lafım geçer. Senin lafın geçmez bundan gayrı. Ama bu daha iyi günlerin. Mahrum olacağın daha çok şey var. Lafım geçmiyor, he mi? Lafını geçiremediğin için Sabiler'in lafına göre iş eder oldun nasıl? Evlatlarına söz geçiremediğin için, evlatlarına karşı duramadığın için meydana atılan kızı evine alıp tekrar gelin edecek hale gelmişsin. Azat gönlü getirecek. Bugün bitmeden getirecek. Getirmezse gayrısını sen düşün. Nasıl? Azar. Baba sen karışma. Azize Aslan Bey. Nazar, ecelini mi? Kafasını yalanlarla doldurduğun torununu artık üzerimizden çekeceksin. Yoksa... Yoksa ne?
Söylediklerim yalan mı? Hepsi gerçektir. Sen bizim namusumuzu çaldın. Sen benim ciğerimi söküp aldın. Daha çok geleceksiniz kapımı aman dilemek için. Ben kimsenin namusunu çalmadım. Gerçekleri ikimiz de çok iyi biliyoruz Azize Hanım. Namusu çalan da sensin. Sevdiğimi alan da sen. Düşman arıyorsan aynaya bak. Yaşananların tüm suçlusu sensin. Bu yalanların ancak Mira'nın kanına girersin. Sabileri kandırırsın sen. Bak, sana son defa diyeyim. Zehir saçan torununu da o kötü kalbini de üzerimizden çek. Yoksa sana buraları dar ederim. Yüreğin yetiyorsa et. Et bakalım Azize Aslan Bey. Hanesinden tek bir kişinin canına zarar gelirse milyatı nasıl ateşe verilir? Bu yaşadığımız ne ki? O ateşi yakınca buranda ne ateş kalır, ne kor. Küle çevireceğim. Mehmet'imin üstüne yemin ederim ki Şadoğullarını hiç yaşamamış gibi küle çevireceğim. Sen beni tehdit edecek halde değilsin. Kızım evine sağ salim dönmezse gönül verilmeyecek. Ne zaman ki kızımın saçının teline halel gelmeden alırım, o zaman kendi ellerimle gönülü sana teslim ederim. Başkasına ne anlatırsan anlat, sen beni çok iyi bilirsin Azize Hanım. Hazar Şadoğlu sözünden dönmez.